Merhabalar. Dört duvar arasından kurtulmak sorusunun cevabıyla karşınızdayım. Meraklısına sorular serisinin 17. sorusuydu. İşin doğrusu çok zor bir soru gibi görünüyordu. Hatta bana kalırsa bu yüzden pek anlaşılmadı. İsterseniz soruyu açıkça bir tekrar edeyim. Dört duvar arasındayız. Her duvarda birer düğme var. Düğmelerin açık mı kapalı mı olduğunu bilmiyoruz. En fazla aynı anda iki düğmeye birden basabiliyoruz ve her bastığımızda duvar hareket ediyor, dönüyor. Rastgele dönüyor. Yani tekrar hangi konuma geldiğini bilmiyoruz, takip edemiyoruz. Aynı şekilde düğmeleri de takip edemiyoruz. Açık mıydı, kapalı mıydı vesaire. Dört düğme de aynı konuma geldiğinde duvar açılıyor ve oradan kurtulabiliyoruz. Bu odadan, bu dört duvar arasından kurtulmak için en iyi stratejimiz ne olmalı? Sorumuz buydu. Bu sorunun cevabı için Alper Yüksel'e teşekkür ediyorum. Ben biraz daha karmaşık bir şekilde anlatmayı düşünüyordum ama onun cevabını görünce çok basit bir dille, çok da anlaşılır bir şekilde çözmüş soruyu. Tebrik ediyorum kendisini. Şimdi Alper Yüksel'in çözümü şu. Temel olarak iki farklı durumda bulunur bu dört düğme. Birincisi, hemen yazalım. Birinci durum. Buraya da ikinci durumdan bahsedelim. Ve tane tane sayalım kaç hamle yapmamız gerekiyor. Birinci durumda düğmeler yarı yarıya. Yani ya her ikisi açık konumda ya her ikisi kapalı konumda olacak. Yarı yarıya diyelim. Burada. Yarı yarıya açık, kapalı. Şimdi birinci durum yarı yarıya açık, yarı yarıya kapalı ama bu da kendi içinde iki farklı konumda bulunabilir. Birincisi açık düğmeler, yani aynı olan düğmeler karşılıklı duvarda olabilir. Şu şekilde diyebiliriz. 0-0-1-1. Tabii ki bunların yerinin bir önemi yok. Yani 1-1-0-0 da olabilirdi. Ya bu şekilde olurlar ya da aynı olan düğmeler ardışık duvarlarda, yani yan yana olan duvarlarda olur. 0-0-1-1 olacak şekilde. Şimdi şuraya A şıkkı, buraya B şıkkı diyecek olursak A şıkkımız çok önemli. Çünkü dönüp dolaşıp soruyu buradan çözeceğiz. Diğer bütün durumları bu duruma benzettikten sonra sonuca ulaşabileceğiz. İkinci durum ise şurası. Diğer seçenek nedir? Tahmin edebiliyorsunuz. Biri farklı, diğer üçü aynı. Yani 1'e 3 durumda. Yani ya 1'e açık 3 kapalı ya 3'e açık 1'i kapalı olacak şekilde olur. Bunu da şöyle gösterebiliriz. 0, 1, 1, 1. Yine bunların 1 ya da 0 olmasının bir önemi yok. Tabii ki burada 0 kapalı 1 açık olarak düşünüyoruz ama dediğim gibi bunların bir önemi yok. Neticede 4'ünün aynı konumda olması bekleniyor benden. Yani şu 3'ü 0, diğeri 1 şeklinde de yazabilirim. Değişen hiçbir şey olmayacak. Şimdi hamlelerimize gelelim. Hamleler. Burada ilk olarak yarı yarıya açıkmış gibi düşünürüz. Yani yarı yarıya açık, yarı yarıya kapalı şeklinde 0-0-1-1 olacak şekilde düşünürüz. Ve hatta ilk etapta bu aynı olan düğmelerin, aynı konumda olan düğmelerin karşılıklı duvarlarda olduğunu düşünürüz. Birinci hamlemiz, şöyle göstereyim isterseniz. Karşılıklı iki duvardaki düğmeye dokunuruz. Birinci hamle, bunu şu şekilde göstereceğim. Bu şekilde karşılıklı duvarları, hatta şöyle gösterelim, çukurla karıştırılmasın. Birinci hamlemiz bu olur. Burada nasıl bir durumla karşılaşırız? Karşılıklı iki düğmeye dokunduk. Eğer gerçekten bu şekilde birinci durumun A şıkkındaki gibiyse zaten duvarlar açılacak. Yani şöyle de dokunsak, şu şekilde de dokunsak dört düğme de aynı konuma gelecek ve duvar açılacak. Buradan kurtuluruz. Farz edelim ki böyle olmadı. O zaman ne düşünmemiz gerekiyor? Yarı yarıya açık kapalı ama B şıkkındaymış gibi. Şimdi aklımıza şu gelebilir. Biz birinci hamleyi yaptık ama doğru değilmiş. O zaman bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Peki bu şekildeyken ilk hamlemiz karşılıklı duvarlara dokunmaktı. Değişen bir şey olmuyor. Burası 0, buraya 1. Yani şu ikisine dokunduğumuzu farz edersek yine bu durum korunuyor. Yan yana duvarlarda olma durumu değişmiyor. O zaman ikinci hamle, şöyle yapalım. İkinci hamle, yan yana olan iki duvara dokunuruz.
Yani şu şekilde ya da şu şekilde ya da diğer şekilde değişen bir şey olmaz. Bunu da şöyle gösterelim. Ha bu arada önemli bir hatırlatma. Biz duvarlardaki düğmeye dokunduğumuzda duvarların dönmesi aslında herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Orası işin doğrusu birazcık epey bir kafa karıştırıcı olsun diye eklenmiş bir ayrıntı. Aksi halde dikkat edecek olursanız dokunduğumuzda mesela ilk durumda bu şekilde biz karşılıklı duvarlara dokunduk. Yan yana duvarların aynı konumda olması, düğmelerin aynı konumda olması korunuyor. İstediği kadar dönsün. Bizi etkileyen bir şey olmaz. Şimdi biz şu şekilde dokunduk. Yan yana olan iki düğmeye dokunduk. Birinci seçeneğe doğru düğmelere dokunurum. Şu ikisi de bir bir olur ve duvardan kurtulurum. Ya da şu ikisine. Hiç fark etmez. Eğer ki olmazsa, eğer ki bir hata yapmışsam o zaman ne olacaktır? Yani bir hatadan kasıt bu şekilde dokunmadıysam şu şekilde dokunduysa bu demek olur ki şurası hatta hiç silmeyelim. Burası 1, burası 0. Yani bu sefer aynı konumda olan düğmeler karşılıklı duvarlara gelmiş olur. Yani ikinci hamlede kurtulamadıysam bu şu anlama gelir. Yan yana hatalı iki düğmeye bastım ve bu durumda da aynı konumda olan düğmeler karşılıklı duvarlara geçmiş olur. O zaman tabii ki bunlar varsayımlar. Şimdi düşünce zinciri oluşturacağız ve bu zincir olası bütün durumları sağlayacak. Şimdi göreceksiniz. Ne dedik? Yanlış ikiliye dokunduysam bu sefer aynı konumda olan düğmeler karşılıklı duvarlara geçmiş olur. O zaman birinci stratejiye geri döneriz. Üçüncü hamle ilk stratejiyle aynı. Üçüncü hamlede eğer bu şekilde beklediğimiz gibi gelişirse işler, üçüncü hamlede kurtulmuş oluruz. Beklediğimiz gibi gelişmezse, hala kurtulmamışsak, bu ne anlama gelir? Demek ki ilk varsayımımız hatalı, yani birinci durumdaki gibi değilmiş düğmelerin konumları, ikinci durumda 1'e 3, yani içlerinden biri farklı, diğer 3'ü aynı durumdaymış demektir. Peki, aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Madem durum buymuş, biz bundan önce, yani buraya gelene kadar 3 farklı hamle yaptık. Peki bu 3 hamle bu durumda bir değişiklik yaratır mı? Tekrar ediyorum, duvarların dönmesi biraz incelerseniz aslında hiçbir şeyi değiştirmiyor. Şimdi bakalım, farz edelim ki konum bu. Şu 3 hamleyi gerçekleştirdik. Siz bunun diğer durumlarını da inceleyebilirsiniz. Yani sadece 0, 1, 1 değil. 0 burada 1, 1, 1 ya da 1, 0, 0 değişen hiçbir şey olmayacağını görürsünüz. Şimdi düğmeler bu durumda ve biz bundan önce 3 hamle gerçekleştirdik. Bu hamlelerin bu duruma bir etkisi olur mu? Siz daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Duvarın dönmesine dahil olmak üzere bu hamleleri herhangi bu duruma yani birinin farklı diğer üçünün aynı olması durumunda bir değişiklik yaratmayacağını görürsünüz. Birinci hamlemiz karşılıklı iki duvara. İstediğiniz iki duvarı seçebilirsiniz. Mesela şurası 0, şurası 1 oldu. Hala 3'ü aynı, 1'i farklı. Daha sonra yan yana iki duvar. Şu ikisini seçebilirsiniz. Diğerlerini de seçebilirdiniz. Hala 3'ü aynı, 1'i farklı. Daha sonra yine karşılıklı iki duvar. Mesela şu ikisini seçelim. Burası 0 oldu. Burası 1 oldu. Bakın yine 3'ü aynı, 1'i farklı durumda. O zaman bunun bir etkisi yok. Hemen eski haline getirip işlerimize başlayalım. 0, 1, 1, 1. Buradaki, buradaki ilk hareketim, madem bir tanesi farklı, o zaman bir şansım denerim, bir düğmeye dokunurum. Bunu da şu şekilde gösterelim. Bir düğmeye dokunurum, eğer doğru düğmeye dokunmuşsam, bütün düğmeler aynı konuma gelir, duvar açılır ve kurtulmuş olurum. Yok değilse, yanlış düğmeye dokunmuşsam, o zaman bu şu anlama gelir. Yanlış düğmeye dokunmuşsam, bunlardan herhangi birine dokunmuşum demektir. Herhangi biri değişecektir. Rastgele, hadi şuraya 0 diyelim. O zaman yarı yarıya aynı, yani yarısı açık, yarısı kapalı konuma gelmiş olur. Ve o zaman da birinci durumdaki stratejileri uygulama yeterli olur. Tabii ki ne yaparım ilk etapta? Burada ne demiştik? Birinci durumda, yarı yarıya açık kapalı durumunda karşılıklı duvardaki düğmeler aynıymış gibi düşünürüm. Karşılıklı
iki duvara dokunurum. Tabii ki biz burada buna bu ikisini aynı yaptık ama burada da olabilirdi. Hadi şunu silelim. Şu kafamızı karıştırmasın. Karşılıklı iki duvara dokunurum. Eğer zaten karşılıklı iki duvardaki düğmeler aynıysa şu hamlemle kurtulmuş olurum. Yok değilse birinci durumun B şıkkındakiymiş gibi düşünürüm. Şuradaki ikinci hamleyi gerçekleştiririm. O zaman yan yana iki düğmeye dokunurum. Az önce mesela dördüncü hamlede şunu değil de şuna dokunduk. Yan yana iki duvara geldi. Şu hamleyle karşılıklı iki duvara dokunmuş oldum. Burasını sıfır, burasını bir yaptım. Ve demek ki bilirim ki aynı olan düğmeler yan yana olan kesişen duvarlarda. O zaman buradaki ikinci hamlem ne diyordu bana? İki tanesine dokun, yan yana olan iki duvara dokun. Eğer doğru ikisine dokunursam bütün düğmeler aynı konuma gelir ve kurtulurum. Yanlış ikiliye dokunursam, mesela şu ikisine dokunduğumda burası sıfır olacak, burası bir olacak. Şimdi de zaten ölüm vuruşunu yapabileceğiz. Karşılıklı duvardaki düğmeler aynı konumda olmuş olacak. Ve son olarak tabii burada hamlemiz şuydu. Yan yana iki duvara dokunmuştuk. Bundan sonra karşılıklı iki duvardaki düğmeler aynı konuma gelecek. Ve son olarak yedinci hamle şunun aynısı. Karşılıklı duvardaki düğmeler aynı konuma gelmiş olacak. Umarım düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Hemen kısa bir özet geçeyim isterseniz. Düğmeleri iki ana konuma ayırabiliriz. Ya her ikisi açık, her ikisi kapalı. Ya da biri farklı, diğer üçü aynı. Yani üç kapalı, biri açık ya da üç açık, biri kapalı şeklinde. Yarı yarıya açık kapalıysa, öncelikle karşılıklı duvarda varmış gibi düşünürüm bu aynı olan düğmeleri. İlk hamlem karşıdaki duvarları, karşılıklı duvardaki düğmeleri dokunmak olur. Eğer doğru düşünmüşsem kurtulur. Doğru düşünmemişsem iki düğme yan yana duvarda, kesişen duvarlardaymış gibi düşünürüm ve yan yana iki duvara dokunurum. Eğer doğru ikiliye dokunmuşsam düğmeler aynı konuma gelir, duvar açılır. Yanlış ikiliye dokunmuşsam bu sefer birinci duruma çevirmiş olurum. Bu B şıkkını, o zaman hamlem belli. Üçüncü hamlede kurtulurum. Bu üçünü yaptık olmadı. Demek ki 1'e 3 konumu geçerli. O zaman şu 3 hamlede konumun değişmeyeceğini gördüğüm için rastgele birine dokunurum. Bu 4. hamlemde doğru düğmeye dokunmuşsam duvar açılır ve kurtulurum. Yanlış düğmeye dokunmuşsam aslında soruyu 1. duruma taşımış olurum. 2 düğme aynı, yani 2 düğme açık, 2 düğme kapalı durumuna getirmiş olurum ve bundan sonra da ilk 3 hamlemi tekrar etmem yeterli olacaktır ve bu şekilde duvarlar arasında kurtulmuş olurum. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki soru da yine bu şekilde, daha basit bir soru olacak ama yine keyifli bir soru olacak diye umuyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Okay.